İçinde de. Şimdi bir gündemimiz daha var. Aslında siyasetin sıcak başlıklarına bakıyoruz. Dünyada neler oluyor bakıyoruz. Bir anayasa tartışmamız var biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yeni anayasa daveti yapmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında. Tüm bunlar olurken yeni anayasaya dair sürekli konuşulan, tartışılır mı, tartışılamaz mı diye tartışılan ilk dört madde için Yeni Akit gazetesi yazarından adı neydi? Vallahi özür dilerim adını unuttum. Ali Karahasan bir yazı kalemi almış efendim Yeni Akit gazetesinde. Tam da işte o ilk dört madde tartışılır mı tartışılmaz mı? Tartışılmaz efendim denilirken şunu diyor. Laikliği yeniden yazalım. Biliyorum Kemalistler bu ifademi okuyunca hop oturup hop kalkacaklar. Çok heyecanlanmasınlar, biraz sakin olsunlar. Laikliği değiştirelim, anayasayı yeniden düzenleyelim dediysem şunu önermedim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı isteseler de istemeseler de Müslümandırlar. Beş vakit namaz kılmak zorundadırlar. Kadınlar başlarını örtmek zorundadır. Böyle bir şey söyleyen yok, isteyen de yok. İnancımızda temel ilke şudur. Dinde zorlama yoktur. Bu çerçevede laikliği anayasada tekrar düzenleyelim derken şunu öneriyoruz. Hani bize laikliği özgürlük olarak öğretiyorsunuz ya. Şimdi laikliği öyle tanımlayarak anayasaya koyalım. Laiklik özgürlüktür diyelim. Laiklik kimsenin inancına, kıyafetine, ibadetine, ibadetsizliğine karışmamaktır diyerek laikliğin tanımına devam edelim. Hodri meydan diyor. Biz efendim fazla yoruma hacet yok. Değiştirebilirseniz buyurun değiştirin gücünüz yetiyorsa. Yeniden CHP İstanbul İl Kongresi'ne gideceğiz. Haliç Kongre Merkezi'nde arkadaşlarımız hazır. Sevgili Buket Güler şu anda orada arenanın Haliç Kongre Merkezi'nin atmosferini aktarmak üzere beni bekliyor. Buket merhaba. Hiç sözü uzatmadan hemen sana atıyorum pası ve seni dinliyorum. Sinem merhaba, herkese selamlar buradan. Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Bildiğiniz gibi burada 4-5 Kasım'da yapılacak olan 38. Olağan Kurultay öncesinde seçim var. Gözler burada, heyecan var. Sabahın erken saatlerinden bu yana muhabir arkadaşım Fırat Fıstık'la birlikte buradayız. Olan biteni gözlüyoruz, gözlemliyoruz. Birazdan hepsini size anlatacağım. Ama şöyle, iki tarafında destekçisi. Bildiğiniz gibi bir tarafta eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat var. Diğer tarafta da Bahçeli Evler İlçe Başkanı Özgür Çelik var. Onlar bugün yarışacaklar. Şu vakte kadar açılış konuşmaları yapıldı. Az önce zaten son dakika bilgilerini biz de Halk TV ekranlarından paylaştık. Ekrem İmamoğlu özellikle son 20 dakikası hayli dikkat çeken o konuşmasını yaptı. Biz de şimdi buradaki kongreyi değerlendireceğiz. Gökhan Günaydın konuğumuz, gazeteci büyüğüm Mehmet Tezkan'la birlikte. Hemen önce bir merhaba diyeyim. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Harika bir ortam Haliç Kongre Merkezi'nde. Siz de canlı yayındasınız. Kolay gelsin diliyorum. Aracılığınızla da izleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler, sağolunuz. Mehmet abi, birazdan sizin sorunuz var mı diye soracağım ama izninizle ilk soruyu ben sorayım. Az önce dediniz ki yayına başlamadan önce 4-5 gündür burası için çalışıyoruz. Çok daha uzun süren bir çalışma var öncesinde elbette ama şu ana kadar bir saatlik bir gecikme oldu başlaması noktasında. Delegelerin toplanması biraz uzun sürdü. Şu andaki havayı içerideki, çünkü gerginlik olur mu olmaz mı soruları da vardı ya, nasıl değerlendirirsiniz? Valla ben kendi adıma çok mutluyum. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var ve kalabalıktan çok daha önemlisi müthiş bir coşku var. Bu coşkunun hiçbir yerinde de CHP ahlakına yakışmayan hiçbir şey görmedim ben. Herkes sloganlarını atıyor, adaylarını destekliyor. Ortak alkışlar yapılıyor, herkes birbirine sarılıyor, öpüşüyor. İnanılmaz bir şey var. Tabii şunu görmek, bazı hatta büyük kentlerimizde kongrelerimizin yeterince canlı geçmediğini görmüştüm. Bu bizim için hiç de umut verici bir şey değildi açıkçası. Üstelik de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çokça eleştirilen bir Cumhuriyet Halk Partisi varken onu ayağa kaldırma sorumluluğumuz var. Çünkü muhalefetin bu memlekette hem muhalefet olarak hem iktidara gelmek için yapması gereken çok önemli işler var. Ben İstanbul İl Kongresi'nin buna yönelik bir önemli adım olduğunu düşünüyorum. Bugün gerçekten bu partiye ait olmaktan ve bu düşünceyi taşımaktan bir kere daha gurur duyduğumu ifade edeyim. Televizyon programları oldu, meclis konuşmaları oldu, sokaklar oldu. Adaylar çıktı, birbirleri hakkında konuştu ama herkes geldi burada. Birbirine sarıldı, öpüştü. Konuşmalar yapılıyor. Konuşmalar saygıyla dinleniliyor.
tribünlerden şey geliyor, reaksiyon geliyor. Bazen olumlu, bazen susarak ben buna katılmıyorum diyen reaksiyonlar da olabiliyor. Ama bence hani bir İstanbul İl Kongresi nasıl olmalı diye tarif edilseydi ancak böyle bir kongre olurdu. Ben çok kendi adıma memnunum. Bilmiyorum, belki çağıracağınız diğer konuklara da aynı soruyu soracaksınız. Herhalde herkesin düşüncesi budur. Şunu sorarak ben devam edeyim. Çarşaf liste mi olacak, blok liste mi olacak, bir tartışma olur mu? Hatta taraflar arasında farklı talepler dile getirilirse bir gerginlik yaşanır mı diye sorular vardı. Blok listede karar kılındı. Bu aşamaya nasıl gelindiğini sizden dinlemek isteriz açıkçası. Ya ben önce kendi fikrimi söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kongrelerinin istisnasız çarşaf listeli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yetmez, nispi temsil sistemi de getirilmelidir. Kimseyi dışarıda bırakmamanın yolu budur. Burada iki arkadaşımız yarışıyor. Cemalcan Polat ve Özgür Çelik. Onların bu kongreye ilişkin düşünceleri var. Ve şu anda divanda bulunan arkadaşlarımız 5 kişi. Onlardan ikisini Özgür Çelik verdi, ikisini Cemalcan Polat verdi. Ve onlar divana düşüncelerini aktardılar. Yani her ikisinin de düşüncesi blok listeyle gidilmesi yolunda. Bu oylandı. İçinde benim de bulunduğum bazı arkadaşlar çarşaf liste lehine oy kullandılar. Ama bunun sayısı azdı. Ağırlıklı olarak blok liste geçti ve blok liste oylanacak. Herhangi bir şey olmadı. Ne diyelim, bu konuda bir farklı görüş olmadı, bir gerilim de yaratılmadı. Ama bu benim açımdan hani böyle acayip övüneceğimiz bir durum değildir. Ben bir kere daha ifade ediyorum. CHP'de kural çarşaf listedir. Blok liste ancak öneri gelirse ve oylanırsa kabul edilebilir. Bu öneriler hep geliyor, hep oylanıyor. Biz değişim diyoruz. Değişimin de buralardan başlama zorunluluğu var. Kimseyi dışarıda bırakarak değişim olmaz. Çünkü bu blok liste yarıştığı zaman bir taraf kazanacak ve bir oy farkla kaybedenlerin tamamı dışarıda kalacak. Bu benim aklımdaki ve yüreğimdeki CHP değil. Ama şuna da tabii saygı göstermek lazım. İstanbul İl Kongresi'nin delegasyonu ağırlıkla blok liste oyu kullandı ve yöntem öyle olacak. Az önce aslında paylaşmıştık Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını. Cumhurbaşkanlığı seçimi için, bir sonraki seçim için verdiği önemli mesajlar var. Ona birazdan gelip Gökhan Günaydın'a soracağım ama şimdi Mehmet Tezkan, sizin bunca zaman ne kadar çok takip ettiniz kongre? Yani sizin bir değerlendirmenizi almak isterim. Nasıl buldunuz? Ben de blok listeye biraz şaşırdım. CHP'ye pek yakışık almayan bir durum blok liste çıkması. Şimdi bu ana kadar bence İmamoğlu'nun konuşması damga vurdu kongreye. Ve kendi icraatlarını anlattı. Ama benim orada en çok dikkatimi çeken en çok seçim İstanbul İttifakı sözü oldu. Şimdi bu ittifak hakikaten çok önemli. Gerçi Deva adayını çıkaracağım dedi. İYİ Parti, ben de kendi adayımı çıkaracağım dedi ama İstanbul